Merhaba arkadaşlar, çok eğlenceli bir videoyla sizlerin karşısındayım. Bugün sahte kayıp kedi ilanıyla yalancıları tespit etmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi evcil hayvanlarımız bizler için çok değerli. Onlara gözümüz gibi, bebeğimiz gibi bakıyoruz. Fakat kimi zaman ufacık bir dikkatsizliğimiz sonucunda onları evden kaçırabiliyoruz. Bizler de bugün evden kaçmış tatlı bir kedi bulmuşuz gibi davranacağız. Ve onun kayıp ilanlarını bulunduğumuz bölgeye asacağız. Bakalım kedinin sahibi olmadığı halde sahibiymiş gibi davranıp kediciğimizi bizden almaya çalışan yalancılar çıkacak mı? Öyleyse gelin hazırlıklarımıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar kayıp evcil hayvan ilanımızda kullanmak üzere Behlül'ün fotoğrafını çekeceğiz. Behlül de arkamda melül melül oturuyor. Hazır mısın Behlül fotoshootumuza? Hadi o zaman başlayalım. Işığın güzel aldığı bir yere onu koyacağım. Gel bakayım böyle. Behlül. 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 Aşkım. Hiç güzel poz vermedin aşkım. Ama Behlül. Aferin. Aferin. Biraz sevelim. Biraz sevelim. Otur şurada aşkım. Otur şurada. Tamam yatarak da olur. Oturmana gerek yok. Yat. Aferin. Böyle korkak ol. Sanki hiç bilmediğin bir evdeymişsin gibi. Altı üstü fotoğraf Behlül. Bu tarz videoları çekerken ben her defasında kendime yeni bir telefon hattı çıkartıyorum. Videomuz bittikten sonra bu numarayı kapatıyorum. Sizlere her videoda her ne kadar bu numarayı aramayın desem de maalesef ki arıyorsunuz. Ve her defasında birkaç numarada yanlışlık yapıyorsunuz ve farklı kişiler arıyorsunuz. Bu kişiler çok zor durumda kalıyor. Benimle iletişime geçiyorlar. O yüzden tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu numarayı lütfen aramayın. Behlül'ün fotoğraflarını seçtik. Ben en uygun fotoğrafı belirledim ve bilgisayarıma aktardım. Şimdi sizinle birlikte afişimizi hazırlayacağız. Şöyle yazacağım arkadaşlar. 2-3 yaşlarında tasmasında Behlül yazan kısırlaştırılmış erkek kedi bulunmuştur. İsmini özellikle belirtmek istedim çünkü Behlül'e benzeyen çok fazla kedi olabilir ve gerçekten Behlül'e benzeyen bir kedisini kaybetmiş birileri olabilir. O yüzden onları ümitlendirmek istemiyorum. Bizim buradaki amacımız gerçekten yalan söyleyenleri tespit etmek bildiğiniz gibi. Şimdi afişimi birazcık daha düzenleyeceğim. Özellikle arkadaşlar ismini bold yazıyorum ki yani kedisinin adı Behlül olmayan aramasın. İlanımız hazır. Artık geriye sadece ilanlarımızı bastırmak ve şehrin muhtelif yerlerine yapıştırmak kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilanlarımız hazır. Artık bunları gördüğümüz müsait yerlere yapıştırmaya başlayacağız. O zaman hadi artık maceramız başlasın. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Hava çok soğuk olduğu için ilanlarımızı bana yakın bölgelere yapıştırma kararı aldık. Osman Bey'den başlayıp Bomonti'ye kadar uzanan bölgeye 20 ilanımızı da yapıştırmaya başladık. Behlül ünlü oldun. Bay bay Behlül. Bakalım sahibi bize ulaşacak mı? Şuraya da bir tane asalım bence. Bu güzeller güzeli kedi siz nasıl kaybettiniz ya? Nasıl kaybettiniz ya? Bay bay. Bakalım yalancılar çıkacak mı? Kedinin gerçekten sahibi olmadığı halde sahibiymiş gibi davranıp beni arayanlar olacak mı? Önceki videolardan birazcık tecrübeliyim. Sahtekar sayısı çok fazla değil ki bu bizi kesinlikle mutlu etmeli. Beni daha fazla kişi arayacak mı? Bunu merak ettiğim için ben birazcık daha fazlaca yere ilan atmaya çalışacağım. Bu arada şansımıza Şişli Belediyesi'nin hayvan kısırlaştırma aracı var. Ekrem İmamoğlu'na bu konuyla ilgili bir soru sormuştum hatırlıyorsanız. Sanırım çalışma yapılıyor. Bence şu direğimizin üzerine de yapıştıralım. Bay bay Behlül. Ya ben şey de çok merak ediyorum bu arada. Behlül'ün benim kedim olduğunu fark edip bana ulaşmaya çalışanlar olacak mı? Bakalım göreceğiz. Hep karşıdan gelenler gördü. Bu sefer buraya asacağım. Behlül bay bay. Aşırı güzel kar yağıyor. Ya bu havada kaç kişi etrafına bakarak yürüyordur çok emin değilim. Umarım insanlar dikkatli bir şekilde etrafına bakarak yürüyordurlar. Gelin arkadaşlar şu elektrik kutusuna ilanımızı yapıştıralım. Çok mu ıslak? Değil, yapışır. Evet, buraya da ilanımızı yapıştırdık. Biz
böyle arkadaşlar yalancıları tespit etmeye çalışa çalışa en sonunda kendimizi Müge Anlı'da bulacağız gibi hissediyorum. Biliyorsunuz kayıba Türkiye'de o bakıyor. Karga karga gak dedi, çık şu dala bak dedi. Umarım yine sapığın birisi bütün ilanları sökmez. Geçen gün de öyle bir şey yaşamıştık hatırlarsanız. Burada hava gerçekten buz gibi. Allah dışarıda kalanlara yardımcı olsun. Sizler de lütfen sokak hayvanları için elinizden gelen her şeyi yapmaya çalışın. Kapınızın önüne mama koyun. Lütfen onlara da yardımcı olmaya çalışalım. Çünkü hava çok soğuk. Bakın ben 2 saattir dışarıda çekim yapıyorum. 1,5 saattir belki. Gerçekten çok üşüdüm. Şimdi afişimizi de buraya yapıştıralım. Döndüm, ellerim tutmuyor soğuktan. Hadi gelin gelin. Çok üşüdüm ya gerçekten. Ziyanda üşümek geldi bana. Ben yapıştırırken şekilden şekile girdim. İnsanlar ne kadar dikkat edecek, ne kadar ilgilenecek bakalım göreceğiz. Bu arabayı hatırlıyor musunuz dostlar? Bu arabayı hatırlayanlar hemen şu anda yorum atıyor. Daha ne ipucu vereyim zaten. Arabanın rengi kocaman bir ipucu. İnşallah kedime nazar değmez. Her yere bu çocuğun fotoğraflarını astım. Yapışmadı. Bu direğe yapışmıyor. Değişik bir şeyi var diğer direkler gibi değil. Dur tekrar deneyeyim. Yok yapışmıyor. Evet, bu direğe maalesef yapışmıyor sanırım. Özellikle ilan yapıştıramasın insanlar diye değişik bir boya atmışlar üstüne. Burası yalan oldu. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İlginç bir uygulama. İlanım ıslanmasın dostlarım. Her yerden bir şeyler damlıyor. Her yerden karlar yağıyor. Tam oturdu buraya ya. Uy çok kötü esti. Burada da çok kar var. Artık bu arada yavaş yavaş ilanlarımızın da sonlarına geldik. Çok az sayıda ilanımız kaldı. Kedim şu anda Şişli'nin en ünlü kedisine dönüştü. Telefon çalıyor. Durun şunu yapıştırıyorum. Alo merhaba. Müsait misiniz acaba? Rahatsız etmiyorum umarım. Müsaitim buyurun. Adım İlyas. Attığınız kayıp kedi ilanı gördüğüm için sizi aramak istedim ama. Kedimizin sahibi misiniz yoksa? Yok ya. Şimdi boşuna mutlayamak istemem. Ben kedinin sahibi değilim. Ama bir 3-4 aydır aynı cins bir kedi bakıyorum kız arkadaşıma hediye almak için. Kendisi çok istiyor. Biliyorsunuz bu dönem biraz herkes evlere tıkıldı, yalnız kaldı. Ona da iyi geleceğini düşünüyorum. Fakat evet. Yolda yürürken bir anda ilanı görünce yani içime bir umut düştü. Arayıp size sormak istedim. Eğer ki kedinin sahibine ulaşamazsanız ve eğer bakabilecek durumda değilseniz biz sahiplenebilir miyiz acaba mümkün olursa? Yani beyefendi ben de şimdi hiç açıkçası böyle bir telefon almayı beklemiyordum. Ben de Behlül'ün bu kedimizin gerçek sahibine ulaşmaya çalışıyorum. Fakat şimdi siz de hani çok pozitif bir yerden girdiniz. Eğer ben sahibine ulaşamazsam Behlül'ün gerçekten sizinle daha sonra iletişime geçebilirim. Çok naziksiniz. Yani en azından o da ortada kalmamış olur. Tabii ki eğer gerçek sahibine ulaşırsanız en doğrusu onu gerçek sahibine geri vermek. Ama eğer bir şekilde ulaşamazsanız ben telefonunuzu bekliyorum. Tamamdır İlyas Bey. Dediğim gibi çok şaşırdım. Böyle bir telefon almayı beklemiyordum. Ben de size teşekkür ediyorum uğraştığınız için. Ne demek? Kendinize iyi bakın. Ne demek? Rica ederim. İyi günler. Arkadaşlar hiç böyle bir telefon almayı beklemiyordum. Ben ilk önce acaba ben sahibiyim falan mı diyecek diye düşündüm. Fakat İlyas Bey bana diyor ki eğer bu kedinin sahibini bulamazsan lütfen bana ver. Ben ona sıcak bir yuva olmak isterim.
Ama arkadaşlar benim kedim böyle bir kedi işte. Bak gören hayran kalıyor. Görenleri güzelliğiyle büyülüyor. Ama Behlül'ü bir sürü kişi ister. Bir kişi alır. Biz gelin ilanlarımızı asmaya devam edelim. İlyas Bey, kedimi size veremem. Üzgünüm. ...90'larda böyle gazinoda çıkanların ilanlarını yapıştırırlarmış ya şehre. Behlül de asorist gibi her yerde fotoğrafı var. Evet. Şu ellerimi görüyor musunuz? Kıpkırmızı oldu soğuktan. Buraya da yapıştıralım ilanımızı. Buraya da ilanımızı yapıştırdık. 3 tane ilanımız kaldı. Birisini hemen şu direğe yapıştırıyorum. Bu direğe yapışmaz. En iyisi biz şu kutunun üzerine yapıştıralım. Bu kutunun da içine ne var lan? Bir afişimizi de buraya yapıştıralım. Çünkü yine yani herkesin görebileceği bir mekanda. Bir ilanımız kaldı. Biliyorsunuz 20 tane ilan bastırmıştık. 19 tanesini yapıştırdık. Geriye kaldı bir ilan. Artık da zaten bitsinler. Çünkü ben çok üşüdüm. Ben dondum. Zaten akşam olacak. Son afişimizi de buraya yapıştıralım diyorum. Yine çok işlek bir yer. O yüzden mantıklı olduğunu da düşünüyorum. Tamamdır. Afişlerimizin hepsini yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi artık bakalım bizi birileri arayacak mı? Bunu bekleyeceğiz. İlanlarımızı yapıştırdıktan sonra eve geldik. Soğuk havada uzun saatler yürümüş olmamdan dolayı uyuyakalmışım arkadaşlar. Ben uyurken ikinci telefon aramamız geldi. Yanında bir sağlamıyor. Az önce telefon aranıyorum. Kafan takın. Alo? Alo? Sesim geliyor mu? Alo? Merhaba. Alo, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyorum ben sizi. Merhaba. Ben Bomonti'deki kedi ilanı için arıyorum. Buyurun. Sanıyorum kayıp bir kedi bulmuşsunuz. Hı-hı, evet. Bulduğunuz kedi Instagram'daki Meryem Can'ın kedisine çok benziyor. O da Behlül. Adı da Behlül. Onu bulmuş olabilir misiniz diye düşünüyorum. Bakabilir misiniz ya, onun Instagram hesabına? Ben bayağı bir ilendi. Bu hanımefendinin tam olarak Instagram'ın ismi nedir? Bir bakayım hemen. Ya da nasıl ulaşabilirim bu hanımefendiye? Belki yani siz daha iyi biliyorsunuzdur, ben bir ilk defa. Bir dakika mısınız? Duyamadım. Bu hanımefendinin Instagram'ının tam olarak ismi nedir? Hı. Nasıl ulaşabilirim? Hı. Çünkü ben gerçekten kedinin sahibine ulaşmaya çalışıyorum. Belki görmüşsünüzdür. Bomonti böyle... Meryem sen işte. Evet. Meryem sen misin? Evet. Ne yapıyorum? Videomu çekiyorsun. Evet. İnanmıyorum ya. Yakalandım. Yakalandım abi. Hiç böyle bir telefon almayı beklemiyordum bu arada. Aşırı sevindim. Ben de görünce heyecanlandım kediyi. Ay inanmıyorum, süper oldu ya. Çok mutlu oldum. Demek ki gerçekten başıma böyle bir şey gelse Behlülcüğümü kolayca bulabileceğim. İnşallah kolay. Başına böyle bir şey gelmez. Ay, evet ama çok Allah güzel korusun. Oldu. En son videomu da izledim. Çok teşekkür ederim. Ben de bu arada telefon işte hani sahtekar birisi arayacak mı diye beklerken bir anda takipçimle karşılaşmak benim için de sürpriz oldu. Ben diyemedim demektiniz. Efendim, son sesin gelmedi. Alo. Bu arada merakla bekliyorum videoyu. Önümüzdeki hafta yayında olacak. Şu anda da çekimdeyiz bu arada. Süper. Tamam, merakla bekleyeceğim. Bu arada daha bir sahtiyelere gidip durma. Artık ne inanacağımızı şaşırdık. Çok haklısın. Bir daha yapmayacağım ya. Bir daha uzun süre sahte seyahat videosu yok. Sahte video yok. Merak etme. Çok teşekkürler Meryem. Başarılar diliyorum. Bekliyorum videoyu. Asıl ben çok teşekkür ederim. Bay bay. Çok tatlı birisiydi. Çok mutlu oldum. Yani böyle bir video aracılığıyla tanışmış olmamıza.
Demek ki sevgili Behlülcüğümüzün ya da Yasucuğumuzun başına bir şey gelse bu şekilde benim sevgili tatlı takipçilerim sayesinde onu kolaylıkla bulabileceğiz. Tabii ki Allah korusun, hiç kimsenin başına Allah böyle evlat acısı, evlat kaybı yaşatmasın. Çok tatlı bir renk oldu, tat oldu. Arkadaşlar ben sahtekarları bulmayı ümit ederken sizlerle karşılaşıyorum. Sizin gibi tatlı insanlarla tanışıyorum. Ben daha ne isteyeyim ki? Hadi kalkayım ben de, artık çok uyudum. Evet Behlül Bey, belki de yeni sahiplerini bulacağız. Ne düşünüyorsunuz? Anadolu'da böyle köy köy, diyar diyar gezip milletin yemeklerini yiyen maceracıya döndüm şu anda ama. Evet anacığım, ne var bugün yemekte? koyun yiyor muyuz bugün? Ya siz kayıp bir kedisiniz şu anda. Bu rahatlık ne ya sizin? Yani evinizden uzakta bir hayvansınız siz şu anda, değil mi? Ne geliş olursam ya. Oğlum senin bütün fotoğraflarını ben Şişli semtine yaydım. Sen bir az söylesin, ne düşünüyorsun? Annem ne düşünüyorsun? Kızdın mı bana annem? Hiçbir şey düşünmüyor. Evet, röportajımız bu kadardı. Sevgiler, saygılar. O gün başka hiç kimse aramadı. Uzun süre beklemiş olmama rağmen telefonum çalmadı. Biz de telefonuma gelen aramaları kaydeden bir uygulama indirdik ve çekimlerimize ara verdik. Ancak bir gün sonra şöyle bir olay yaşandı. Instagram'daki evcil hayvan dostu sayfalardan bir tanesi bizim kayıp ilanımızı altında çok tatlı bir notla birlikte paylaştı. Ben bu postun altındaki yorumlara baktığımda gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü bir sürü kişi bu kedinin Behlül olduğunu fark etmişti. İsterseniz gelin sizlerle birlikte bu postun altındaki yorumları da bir okuyalım. Kayıp ilanı şu notla paylaşılmış. Böyle güzel ilanları görmek umuduyla. Ücret istenirse güvenmeyin demişler. Sizlerle birlikte gelin yorumlarımızı okuyalım. İlk yorum şu şekilde. Meryem Can sosyal deney videosu çekiyor. Ve 11'de beğenme var. Meryem Can beni etiketleyip Behlül diye yorum bırakanlar var. Meryem Can sosyal deney videosu mu geliyor demişler. Meryem Can'ın kedisi bu. Halı bile aynı. Meryem Can sosyal deney yapıyor. Meryem Can'ın kedisi Behlül bu. Halısından anladım diyenler var. Herkes Meryem Can'ın kedisi diye yorum bırakıyor. Açıkçası bu yorumları görünce çok mutlu oldum. Çünkü Allah korusun, demek ki Behlül'e bir şey olsa ve böyle bir kayıp ilanını yapıştırsalar herkes benim kedim olduğunu fark edecek ve bana ulaştıracak. Yani ben buradan böyle bir sonuç çıkardım. Beni çok mutlu etti. Yine aynı notla farklı bir sayfada da paylaşılmış arkadaşlar. Böyle güzel ilanları görmek ne kadar güzel. Bu paylaşımlardan sonra benim telefonum tekrar çalmaya başladı. Gelin isterseniz sizlerle birlikte bu konuşmaları bir dinleyelim. Şimdi kaydı başlatıyorum. Merhaba. Buyurun. Kimsiniz? Ben yanlış numarayı aradım sanırım. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Bir dakika. Ya ben ilanda bir gördüm, bir kedi gördüm ama o Meryem ablamın kedisi. Hemen ona emniyet edebilir misiniz? Ya Behlül kaybolmuştu. 2-3 yaşlarında bir kediydi. Lütfen Meryem ablaya verin onu. Çok teşekkür ederim. Tamamdır, ben ulaşmaya çalışacağım. Bu gerçekten en tatlı konuşmalardan birisiydi. Lütfen direkt olarak onu Meryem Can'a ulaştırın. Meryem Can ablam onu çok seviyor. Onun adı Behlül deyince gerçekten benim kalbim eridi. Çok mutlu oldum. İnsanların Behlül'ün benim için ne kadar değerli olmuş olduğunu fark etmesi beni çok mutlu etti. Ve evcil hayvanlara bu kadar duyarlı olduklarını görmekten de çok keyif aldım. Şimdi gelin bir diğer konuşmamızı açalım. Alo. Alo efendim. Meryem abla. Efendim. Meryem abla. Nasılsın, ne Meryem yapıyorsun? Meryem abla, şu an şoktayım gerçekten. Ne yapıyorsun? İyiyim Meryem abla, sen ne yapıyorsun, nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Video çekiyorduk biz de şimdi. Ya çok özür dilerim Meryem abla, böldüysem gerçekten çok özür dilerim. Yok canım, önemli değil. Çok tatlısın. Video çekimindeyiz, senin sesin de çıkıyor videomuza. Söylemek istediğin bir şey var mı? Meryem Can'a abone oldum. Gerçekten çok güzel. Süper. Çok zorla söyletiyormuşum gibi oluyor böyle ama teşekkür ederim. Hayır. Gerçekten kendim içimden geldikçe söylüyorum. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Ya abla sen daha çok tatlısın. Ay teşekkür ederim. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.
Öncelikle benim sosyal deney çektiğimin farkına varıp beni arayan takipçilerimden o kadar tatlıydı ki gerçekten yani kalbim eridi onunla konuşurken de. Şimdi de bana gelen WhatsApp mesajlarını okuyalım sizlerle isterseniz. Çünkü orada da çok ilginç mesajlar var. Meryem abla sen misin sahte kedi ilanıyla sahtekarlarımı yakalıyorsun Behlül'le? Çok tatlı bir mesaj gelmiş. Şöyle bir mesajımız var hemen ardından dostlar. Merhaba, iyi günler. Ben kayıp kedi için rahatsız etmiştim. Acaba sahibi bulunmadı ise sahiplenebilme şansım var mı çocuğu? Daha sonra yine bir takipçimden şöyle bir mesaj var arkadaşlar. Abla, sen Meryem abla değil misin? İlanda gördüm. Yine bir sosyal deney değil mi? Yakında. Abla seni severek izliyoruz. 24 saat olan içeriklerini çok seviyorum. Umarım 3-4 milyon değil 10-20 milyon olursun. Yürü be, yürü be. Kim tutar beni? İnşallah 10-20 milyon olduğumuz günlerde görürüz be, değil mi? Aynen. Aynen. Ömrüm yeterse inşallah görürüz. Ömrüm niye öyle diyeyim? 2024'te 10 milyonsun. 2024'te değil de 2021'de 10 milyon olsun diyorsanız hemen şu anda kanalıma abone oluyorsunuz arkadaşlar. Bana çok ilginç bir mesaj geldi. Bu mesajı görünce heyecanlandım açıkçası. Alo demiş önce. Behlül isimli kedi sizde mi acaba? İlanın fotoğrafını bana atmış. Kedi benim de nerede buldunuz? Pardon demiş. Normal hattan arar mısınız? WhatsApp araması çalışmıyor dedim. Çünkü WhatsApp aramasının telefon kaydını alamıyordum. O yüzden normal hattan aramasını istedim. Direkt şöyle bir karşılık aldım. Meryemcan mı adınız? Daha sonra hemen döndü zaten. Yanlış aradım yazdı. Ben de hani kedi sizindi yazsam da daha sonra bir karşı cevap alamadım. Bu kişi de büyük ihtimalle benim video çektiğimi anlamış ve beni işletmeye çalışan birisiydi. Yine İlanın fotoğrafı bana gönderilmiş. Bu bizim Behlül Meryem abla demiş önce. Büyük bir heyecan ve coşkuyla daha sonra da büyük harflerle sosyal deney değil mi? Halından anladım. Bu halı beni öyle verdi. Bu kediyi benim normal park eden üzerinde çekmem gerekiyordu. Minicik bir halıdan bunu benim yaptığımı anladınız siz vallahi. Helal olsun size. Ve son mesajımıza geçiyoruz arkadaşlar. Merhaba, siz fenomen olan Meryem Can mısınız? Lütfen cevap verin. Sizin büyük hayranınızım. Cevap verin lütfen. Cevap verir misiniz lütfen? Değişik gitgeller yaşamış bu mesajı atan kişi. Ama buradan cevap vermiş olayım. Evet, ben Meryem Can'ım. Buradan da sana selamlarımı yollayayım, öpücüklerimi yollayayım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, bu videonun başında amacımız yalancıları tespit etmekti. Fakat bu videoda karşımıza öyle çok büyük sahtekarlar, yalancılar çıkmadı. Yalnızca kedinin kendisine ait olduğunu söyleyen bir WhatsApp mesajı aldık. Fakat o da zaten beni işletmeye çalışan birisiydi. Tabii ki çok fazla sahtekarla karşılaşmadığımız için bu videoda oldukça mutluyum. Bunun sebebi ilanları asmış olduğumuz bölgede yaşayan insanların evcil hayvanlara karşı ekstra duyarlı olmasından mı? Yoksa havanın sağa sola bakılamayacak kadar soğuk olmasından mı? Tam olarak bilmiyorum. Fakat insanların benim asmış olduğum kayıp evcil hayvan ilanına duyarlı davranıp sosyal medyalarında paylaşıyor olmaları beni çok mutlu etti. Eğer Behlül gerçekten sahibini arayan bir kedi olsaydı büyük ihtimalle sahibine kavuşacaktı. Bu videoda yalancıları tespit edemedik ama oldukça tatlı insanlara dokunmuş olduk. Bir Meryem Can toplum hizmeti videomuzun daha burada sonuna geldik arkadaşlar. Sizler bana destek olmak istiyorsanız, Meryem bu tarz videoların devamı gelsin diyorsanız kanalıma abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Böylece Meryem Can toplum hizmeti videolarının devamı gelir. Eğer arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz, sevdiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bye bye.